Sende maske yok abi ya. Tamam. Çık o tak abi sen zaten. Çok düşük fiyatlar ya. Düşük. Koronavirüs için işte gördüğün gibi şeyimiz aynı. Üretime devam ediyor. Üretime devam. Çalışmaya devam. Yani koronavirüs diye de yatacağız mı? Çalışacağız yani. Halka hizmet edeceğiz. Halka hizmet, hakka hizmet. Yani çalışacağız yani. Halimizde günlük aşağı yukarı 10 bin civarında araç gidiyor. 144 tane komisyoncuyuz burada. İşte sabah 6'da açıyoruz. Bu vali kararı zaten. Akşam 6 gibi halimiz kapanıyor. Ama sevkiyat bölümü. Bunlar 6'dan sonra da çalışmaya devam ediyor. Çünkü paketlemenin bu il dışına bu sebzelerin rahatlıkla gitmesi gerekiyor. Ondan dolayı orada bir sıkıntımız yok. Şu anda gördüğünüz gibi maskeliyiz. Hepimiz maske takıyoruz. Ara sıra takmayan arkadaşlarımızı o sırada uyarıp onları çözmek için uğraşıyoruz. Herkes uyarıyoruz ve herkese maske dağıtıyoruz şu anda. Bunu Komisyoncular Derneği olaraktan. Hal kantarımız var. Kantarımızda ücretsiz olarak herkese ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz. Yarın sabahtan itibaren de bütün iş yerleri günlük dezenfekte yapılacak. Ona geçiyoruz uygulamaya. Hatta bugün anlaşmasını yaptık. Ürünümüz geçen seneki aynı seviyede geliyor. Ülkemizde şey sıkıntısı olmaz. Sebze sıkıntımız kesinlikle olmaz. Bundan emin olabiliriz. Vatandaşlarımız rahatlıkla sebze meyvesini temin edecekler. Türkiye'de sebze meyve sıkıntısı olmaz. Burada bir sıkıntı yaşamayız. Biz zaten sebze ilaç eden bir ülkeyiz. O bakımdan hiç vatandaşımız sebze kıtlı olur diye bir şey düşünmesin. Fiyatlarımız geçen senenin çok çok altında. Mesela örnek verecek olsam ne kadar başat ürünler? Domates geçen sene halde toptan fiyatı 6 TL civarındaydı. Şu anda 2300 lira yani 2.3 TL ile 3.2 TL arasında gidiyor. Geçen sene bu 6 TL civarında gidiyordu. Sebzelerin hepsi limon haricinde patates, soğan, sarımsak gibi sebzeler haricinde hepsi geçen senenin fiyatlar altında. Ürün girişini etkilemedi ama çıkışını tırların yurt dışına sevkiyatında sorun olduğu için bu karantina olayından dolayı ihracatımız düştü. Ondan dolayı da fiyatlara düşme sebep oldu zaten. Yani öyle olumsuz fiyatlarda çiftçi açısından bir olumsuz etkisi var. Tüketici açısından da olumlu bir etkisi var çünkü düşük fiyata yiyorlar. Üreticimiz üretmeye devam ediyor. Bir sıkıntımız yok. Fiyatlarımız geçen senenin altında. Onda da bir sıkıntımız yok. Halimizde üretim devam ediyor. Bir gram sıkıntımız yok. Bakın zekanı.